oğlum? Ne oldu? İyi misin? Hiç iyi görünmüyorsun. Evet anne. O zaman neden üzgünsün? Sorun yok anne. Lütfen beni biraz yalnız bırak. Vir, her şey yolunda olsaydı eğer bu şekilde davranmazdın. Tamam, benimle paylaşmak istemiyorsun. O zaman nedenmiş diye söylemiyorsun? Ben şimdi evini ararım onun. Anne, lütfen arama. Nasıl hissettiğim onun umurunda değil. Mishti bir daha buraya gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Vir, neler söylüyorsun? Yine kavga mı ettiniz siz? Ha? Vir, bak çok korkuyorum. Ne demek bir daha buraya gelmeyecek? Kafam iyice karıştı. Anlamayacak bir şey yok. Mishti düğünümüzü iptal etti. Benimle evlenmek istemiyor. Dergi Pune'deki fotoğraf çekimine bayıldı. Seninle bir sonraki projeler için anlaşmak istiyorlar. Buradan bu kadar kolay mı ayrılacaksın? Beni burada bırakıp gidebilecek misin Ruhan? Tek bildiğim şey bunu yapamayacağım. Gitmene izin vermeyeceğim. Tek söyleyeceğim şey seninle olmak istediğim. Hislerinle yüzleşmek zorundasın. Beni burada öylece bırakıp gidemezsin. Mishti, sen istemesen bile kendimi senin için feda ederim. Şimdi istiyorsun, kendimi ateşe atmaya hazırım. Seni seviyorum ve geri adım atmayacağım. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Her soruna beraber göğüs gereceğiz. Birbirimizi seçtik. Sonuçları ne olursa olsun senin yanında olacağım. Çünkü seni seviyorum. Sadece benim olmalısın Mishti. Seninle değil ama Vir'le konuşacağım. Ne oldu Ruhan? Nereye gidiyorsun? Bir sonraki projeyi konuşalım. Şimdi duygularımı konuşmaya gidiyorum. Birazdan sorunlarımı çözeceğim. İş bekleyebilir. Artık korkusuzum. Vir, kapıyı aç. Vir. Umarım Mishti bir şey söylememiştir. Evet teyze. Ruhan, oğlum hemen eve gelmen gerek. Vir çok kızgın ve bana bir şey söylemiyor. Teyze aslında ben... Ruhan bir şey dinlemek istemiyorum. Hemen buraya gel. Seni bekliyorum, tamam mı? Hadi. Evet teyze. Seninle evlenmem mümkün değil Vir. Aramızda eksik olan nedir? Aşk. Vir, kapıyı aç. Vir! Vir, oğlum kapıyı aç. Anne, hiçbir şey anlamıyorum. Neden ona aşık oldum? Neden Mishti bana bunu yaptı? Neden ilişkimizi bu noktada bitirdi anlamıyorum. Oğlum, bu senin suçun değil. Seni reddetmesi kendi kaybı. Onu çok sevdin sen. Ama o senin sevgine layık olamadı. Ailesine kızlarının kafasında neler olduğunu biliyorlar mı diye soracağım. Radika'yla yeni konuştum zaten. Eğer bir fikri yoksa soru işaretleri daha da artıyor. Evet, ben onu arayacağım oğlum. Bunu yapmayı çok istiyorum. Bakalım neler öğreneceğim. Hayır anne. Kimseyi arama. Kızgın olmakta haklısın. Ama işler böyle daha kötüye gider. Oğlum, ne istiyorsun o zaman? Benim oğlumun kalbi kırılmış. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Söyle. Ne istiyorsun? Vay canına. Evin mükemmelmiş Robi. Birinin böyle bir eve sahip olabileceğini düşünmemiştim daha önce. Vay canına. Lütfen rahatına bak. Hadi otur. Senin için. Cep telefonu benim için mi? Tabii ki. Başka kime olacaktı? Hem işe yaramaz telefonundan sıkılmıştım. Ben de sana bir tane hediye edeyim dedim. Teşekkür ederim Bobby. Çok teşekkür ederim. Vir ne tepki verecek bilmiyorum. Ona ne söyleyeceğim? Şarjımın biteceği zaman mıydı şimdi? Ruhan, oğlum, Tanrı'ya şükür buradasın. Vir çok kızgın. Sen onun arkadaşısın oğlum. Lütfen konuş onunla. Eğer annesi de kızgın olduğunu biliyorsa Mishti Vir'e bizden bahsetmiş olmalı. Onun yerinde ben olsam ben de kızgın olurdum. Bunları duymak onu çok kırmıştır. En azından ne diyeceğini dinleyebilirim. Onun durumundan ben sorumluyum. Vir, bana göre ben yanlış bir şey yapmıyorum. Vir, Mishti'yi seviyorum ve pişman değilim. Bunu asla planlayarak yapmadık. Aşık olduğumda nişanlı olduğunuzu bilmiyordum. Senin açından farklı olabilir. Nişanlındı ve ben ona hala aşıktım. Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum. Bütün sorumlusu benim Vir. Çok üzgünüm. Eğer Mishti birbirimizi sevdiğimizi söylediyse... O zaman Vir bana neden kızgın değil ki? Vir, ben aslında... Ruhan, seni dinlemek istemiyorum. Mishti ile evlenmeye biz beraber karar vermiştik. Bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyor. Bir anda her şey bitti, her şey. Eğer ilişkimizi bitirmek istiyorsa öyle olsun. Doğrusu bu. Vir, çok üzgünüm. Neden üzgünsün? Neden kötü hissediyorsun? Sorun yok. Kaderimde olan buymuş. Bir yüke dönüşen ilişkiyi gerçekten sürdürmek çok zor. Vir, beni dinle. Mishti sana her şeyi söylememiş. Aslında... Ruhan, dinlemek istemiyorum. Diyeceğini dedi. Daha söyleyecek ne var ki? Yeter! Mishti ile alakalı hiçbir şey duymak istemiyorum. Umrumda değil. Sebebinin ne olduğu önemli değil. Gerçeği niye bileyim ki? Asıl gerçek olan Mishti ile evlenemeyeceğimiz. Bunu uzatmaya gerek yok, tamam mı? Eğer istediği buysa bana uyar. Vir, lütfen beni dinle. Ruhan, anlamıyorsun. Söyleyecek bir şey artık kalmadı. Ruhan. Mishti'ye aşık olduğum zaman... düşünmüştüm ki... hayatımı onunla geçirebilirim. Düşündüm ki hayat onunla güzel olabilirdi. Bir sene süreceğini asla tahmin etmezdim. Çok mutluydum. Bunca zamandır bizim ayrılabileceğimizi ben hiç hissetmemiştim. Onunla gerçekten çok mutluydum. Gerçekten. Ruhan, merak etme. Benim arkadaşımsın ve acı çektiğimi görmek seni üzüyordur ama... arkadaşım olduğun için acımı seninle paylaşıyorum. Değil mi? Senin de acı çekmeni istemiyorum. Ruhan, benim kaderimi değiştiremezsin. Mishti ile evlilik... kaderimde yokmuş. Dinlediğin için teşekkür ederim. Ama artık bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum, tamam mı? Ve sonuçta bu hayatın sonu demek değil. Beni dinle, dur. Bak. Ben iyiyim. Bekle. Ruhan, çok üzgünüm. Şimdi hatırladım, toplantım vardı. Vir, beni dinle. Vir, lütfen beni dinlemelisin. Lütfen. Bir dinle, lütfen. Ruhan, Vir, lütfen. Onun umurunda değilim. Ben de onu umursamıyorum. Tamam mı? Merak etme, ben iyi olacağım. Vir. Ruhan, seninle buluşmak istiyorum. Benimle saat 5'te buluşur musun? Hil yolundaki parkta buluşalım. Gelecek misin? Tamam. Ruhan, Vir'e onunla evlenemeyeceğimi söyledim. İstemeden de olsa kalbini kırdım. Ben çok kötü biriyim, değil mi? Çok kötü biriyim. Hayır Mishti, sen kötü biri değilsin. Aslında senden daha iyi kimse yok. Olan şeyler senin suçun değilmişti. Vir için endişelenme. O seni anlayacaktır. Birbirimizi sevdiğimizi öğrendiği zaman bizi anlayacaktır Mishti. Neden biliyor musun? Çünkü aşık oldu. Mishti, sen doğru olanı yaptın. Düşünsene eğer Vir siz evlendikten sonra onu sevmediğini öğrenseydi... İşte bu çok yanlış olurdu. Bu 3 kişinin hayatını ilgilendiren bir durum. 3 hayatı mahvolmaktan kurtardın Mishti. Üzgün olduğunu biliyorum. Başka birini kırmaktan hoşlanmadığını biliyorum. Eğer sen kırılırsan... Buna ben de dayanamam. Çünkü seni seviyorum. Ben Vir'le konuşacaktım. Ama ben bir şey diyemeden öylece çekip gittim işte. Çok öfkeliydi. Ve böyle olması da normal. Çünkü yarası çok taze. Ona biraz zaman ver. İyi olacaktır. Göreceksin. Onu çocukluğundan beri tanıyorum. O en iyi arkadaşım ve çok iyi bir kalbi var. Zamanı geldiğinde onunla konuşacağım Mishti. Vir, bu aşktı. Beni anlayacağından eminim. Yaptığın şey hiç yanlış değildi. Kendini sakın suçlama. Daha fazla ağlama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.